Sayın Bakanım, yemek kartları konusu var. Şimdi Evet. bu konu şöyle bir konu. Biz de veriyoruz işte muhabir arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşlarımıza bir kart veriyoruz. İki tane büyük şirket var. İşte bunlar yemek yiyorlar ama o kartlarla aynı zamanda evlerinin alışverişini de gerçekleştiriyorlar. Şimdi siz veya sizin bakanlığınız bunların iptal edileceğini açıkladı. Öyle midir? Nedir bu konu efendim? Şimdi Çok tabii soru geldi. evet. Yemek kartı uygulaması hakkında uzun süredir bakanlığımıza çok sayıda talep ve başvuru gelmekteydi. Bu nedenle bahse konu sorunların yaşayan sektörle bir araya geldik. Neler yapılabilir, nasıl düzenleme yapılabilir? İlgili kamu kurum kuruluşları, meslek odaları da dahil olmak üzere. Reel anlamda iş yapanlar da dahil olmak üzere toplantık. Bu toplantılarda sektör faaliyetlerine aktörlerini dinledik, problemlerini gördük ve bu problemleri hep birlikte çözüm önerileri üretmeye çalıştık. Bu kadar büyük bir sektörü düzenleyen herhangi bir mevzuatın bulunmamasının temel sorun olduğunu da Yok muymuş gördük. efendim onlarda? Böyle bir hemfikir olduk zaten. Böyle bir mevzuat ve bunun için son olarak da Mart'ın 1'inde 2018'de arkadaşlarımıza talimat verdik. Dedik ki son olarak bütün sektörü toplayın ve neler yapılabilir? Esasında kamuoyuna yansıyan husus şuydu. Yemek kartları işte marketlerde alışverişle kullanılmayacak falan. Bu sektörde faaliyet gösteren esnaflarımızın talebiydi. Diyorlardı ki ya biz atıyorum bu kurumda 100 kişi için yemek çeki dağıtıyorsunuz. Ve biz de yemek çeki firmalarıyla işte falan kurumda bu kadar, o birinde bu kadar. Ve dolayısıyla öyle bir iskonto yapıyoruz, öyle bir komisyon bizden alıyorlar ama geldiğinde 50 kişi geliyor. Bu bir sorun. Evet. Biz de böyle bir sorun alanı olduğunu kamuoyuyla paylaştık ama bakanlık olarak marketlerde alışveriş yapılmasın diye bir düzenleme önerimiz de yok. Böyle bir düzenleme noktasında çalışmamız da yok. Zaten gelir vergisi kanununda şu anda mevcut bir düzenleme var. Yemek çeklerinin başka bir yerde kullanılmayacağına dair yasa var. Dolayısıyla bu anlamda yeni bir Yapmaya düzenlemeye gerek yok. gerek yok. Biz sadece orada şunu yapacağız. Yemek sektöründe iskonto oranlarını belli anlaşarak tarafların anlaştığı oranları da belirleyeceğiz. Komisyonlarını Düşecek mi onlar efendim? belki kaldıracağız. Yani Kaldıracaksınız. iskontoyu kaldıracağız. İskontoyu, evet. Komisyonları makul seviyeye çıkartacağız. Belki burada yemek kalitesinin fiyatlarını da ona göre belirleyecek bir oluşacak. Ve baktığımız zaman bu aşamada komisyon oranının %4,5'u da geçmemesini öngörüyoruz. %4,5. Evet. Evet. Ve yine ödeme süreleriyle ilgili yani esnafımızı mağdur etmeyecek. Bazen bu ödeme süreleri gerçekten normalin piyasanın üzerinde bir ödeme süreleri oluyor. Bunu makul sürelere çekeceğiz. Dolayısıyla esnafın da mağdur olmayacağı, yemek çekti firmalarının da mağdur olmayacağı, bundan faydalanan tüketicilerimizin hiç mağdur olmayacağı Bir bir düzenlemeyi evet, hayata hayata geçireceğiz. geçireceksiniz. Ve Dolayısıyla bunu inşallah çok yakında 10 gün çok yakında içerisinde Başbakanlığa 10 göndereceğiz gün yani. içinde Yönetmeliği yani Mart göndereceğiz. ayında bu iş çözülecek ve netleşecek ve Netleşecek. neticelenecek. Sayın Dolayısıyla insanlarımız rahat olsun. yine Biz yemek kartlarıyla alışveriş yapabilecekler mi? yani şu andaki işleyişe biz bir Dokunma müdahale etmiyorsunuz. yapmıyoruz. Peki. Ama baktığımız zaman gelir vergisi kanununda düzenlenen ücret istisnasından yararlanabilmek için zaten yemek kartlarının yemek De sektörünün dışında kullanım. Evet. kullanılmaması gerekiyor. Biz sektörden gelen talebi şey yaptık ama şu anda Evet. o konuyla ilgili bir düzenleme ihtiyacımız da Efendim yok.